Evet değerli arkadaşlar, 2019 TYT Fen Bilgisi sorularıyla sizlerle beraberiz. Bu dersimizde fizik, kimya, biyoloji sorularının tamamını sizlere çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen bir not sorumuzu okuyalım. Bir öz kütle sorusu arkadaşlar. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 gramlık altın midiler. Başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan 3 adet özdeş dereceli silindirler içerisinde şekildeki bir bırakılıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, her bir altın midye atıldığında hacim arkadaşlar 5 santimetre küp atmış. Bakın ilk altın mili atıldığında hacmimiz 15 santimetre küp, ikinci altın mili atıldığında 20 santimetre küp, üçüncü altın mili atıldığında 25 santimetre küp olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar V altın, yani altının hacmi, buradan bir tane miliden bahsediyorum, kaçtır? 5 santimetre küptür. Dolayısıyla arkadaşlar öz kütle formülümüz D eşittir M bölü V idi arkadaşlar. Buradan bir tanesi kütlesi 100 grammış. Buraya 100 gram yazıyorum arkadaşlar. Bölü hacim yerine de 5 santimetre küpü yazdığım zaman altınımızın yoğunluğu arkadaşlar 20 gram bölü santimetre küp çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar buradan A şıkkını eleyebilirim. Çünkü yoğunluk arkadaşlar kütle hacim mantığıyla artmaz. Yine arkadaşlar B şıkkını eleyebilirim. Altının yoğunluğu hacim mantığıyla artmaz. Çünkü arkadaşlar hatırlayalım. Geçmiş derslerimizi katı ve sıvılarda arkadaşlar D M grafiği bu şekildeydi. Yine bak katı ve sıvılarda tabi ne zaman T sabitken, sıcaklık sabitken arkadaşlar D V grafiği yine şöyle bir grafikti arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada A ve B şıklarını direkt, hatta E şıkkı ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Geriye D ve C şıkları kaldı arkadaşlar. Altının yoğunluğu 20 gram ve santimetre küp çıktığı için cevabımız C şıkkı olur. Yani yoğunluk sabit. Hacim istediği kadar artsın, altının yoğunluğu sabittir. Yani bir C şıkkıdır diyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Güzel bir soru. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları şekilde gösterildiği gibi farklı yarı çaplı çembersel yollar boyunca ok yönünde şekilde gösterilmiş arkadaşlar, okların yönleri. Ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşucusu, daha sonra L koşucusu tamamlamıştır. Başlama ve bitiş çizgisi verilmiş arkadaşlar. K ve L koşucular parkurlarındaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşucusuna ait niceliklerinden hangileri L koşucusunkinden daha büyüktür diyor. Bir nolu yargımızdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Toplam yer değiştirme her iki koşucu için arkadaşlar delta x k eşittir 0'dır. Yine delta x L eşittir 0'dır. Çünkü başlangıç noktasında tekrar ne yapıyorlar? Geriye dönüyorlar. Toplam yer değiştirmeleri 0'dır. Dolayısıyla her ikisi için eşittir. Bir nolu yargımızı ne yaptım arkadaşlar? Eleme yöntemine gittim. Ortalama sürat arkadaşlar, ikinci yargımıza gelelim. Ortalama sürat ve sürat diyelim arkadaşlar. Ve sürat neydi hatırlayalım arkadaşlar? Alınan toplam yol bölü arkadaşlar neydi? Toplam zaman idi. Hatırlayalım. K koşucusu daha sonra L koşucusu tamamlamıştır. Yani buradan delta T K küçüktür. Delta T L'dir. Yani L koşucusu daha fazla sürede koşmuştur. Ama aldığı yol daha azdır. Buradan arkadaşlar X K büyüktür. X L diyebiliriz. Formülde yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar V sürat kim için arkadaşlar? K için. Delta x, özür dilerim. X k bölü. Buradan delta t k'dan. Yine v sürat arkadaşlar. Kim için yazacağız bunu? L için yazacağız. Yine x l bölü delta t l diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar x k x l'den büyük. Delta t l delta t k'dan büyük olduğu için buradan v sürat k büyüktür arkadaşlar. V sürat L diyebiliriz. Yani iki nolu yargımız doğrudur. K koşucusu için L'den daha büyüktür diyebiliriz. Yine arkadaşlar ortalama hız. Hatırlayalım, ortalama hız neydi arkadaşlar? Üçüncü yargımız. V ort eşittir. Toplam arkadaşlar, toplam yer değiştirme bölü arkadaşlar toplam zamandı. Toplam zaman. Dolayısıyla her ikisi için de nedir arkadaşlar? Eşittir. 3 nolu yargımız yanlıştır. Sebep toplam yer değiştirmeleri 0'dır. Burası 0 yazdığımız zaman
Her ikisinin de ortalama hızları sıfıra eşit olacaktır. Yani cevabımız arkadaşlar buradan yalnız 2 çıkar. Yani B şıkkıdır diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Gelelim 3 nolu sorumuza arkadaşlar. Hemen 3 nolu sorumuz için kağıdımızı alalım. Eşit kütleli katılımcıların performanslarına sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı yarışı kazanmaktadır. Bu yarışmada katılımcıların hangi fiziksel niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir. Dikkat edersen arkadaşlar 50 kilogram olan 10 adet çimento. Yani buradan 50 çarpı 10'dan arkadaşlar 500 kilogram olur. Yani bu 500 kilogramlık yükü biz zeminden nereye çıkaracağız arkadaşlar? Evet, 10 metre yükseğe çıkaracağız. Bu 10 yazalım buraya. 10 metre. Dolayısıyla burada yer çekimine karşı iş yapılacaktır. Bu V iş arkadaşlar. Veya yer çekimine karşı yapılan iş nedir? M çarpı G çarpı H'tır. Dolayısıyla buradan M değerimiz 500 kilogram. G değerimiz 10'dur. H değerimiz 10'dur. Dolayısıyla en kısa süre kelimesini kullandığı için arkadaşlar buradan P eşittir. V bölü T'yi bize oranlatacak. Yani veyahut da buradan P işte V bölü T bağıntısı kullanacak. Buradan V değerimiz burada arkadaşlar 50.000 jül delta T zaman olduğu için arkadaşlar yazalım buraya. Zaman. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? P eşittir. Burada jül bölü zaman oranı arkadaşlar bize neyi verir? Ortaya çıkarabildikleri gücü verir. Yani 3 nolu sorumuzun cevabı D şıktır arkadaşlar. Yani harcanan enerjiyi zamana oranlatarak arkadaşlar bize neyi veriyor arkadaşlar? Bize her bir yarışmacının harcadıkları gücü kıyaslamamızı istiyor. Yani ortaya çıkarabilecekleri güçleri kıyaslatıyor. 3. sorunun cevabı D şıkkıdır diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar 4 nolu sorumuza. 4 nolu sorumuz madde bilgisiyle alakalı. Madde bilgisinin ısı sıcaklığı alakalı. Maddeler ısı alışverişi sonucu genleşebilmektedir. Buna göre bir nolu yargımız elektrik direklerinin arasında gerilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması. Yani burada arkadaşlar uzama kat sayısından dolayı sıcaklık değişimiyle tellerin uzamasından bahsediyor. Isı alışverişi olaylarında hangileri maddelerin ısı alışverişi genleşme sonucunu olabilir? Tellerin arkadaşlar yazın uzaması, kışın kısalması yine ısı alışverişi alakalıdır. Bir nolu yargımız doğrudur. Termostattaki doğrusal metal çiftliğinin sıcaklığının artması sonucu bükülmesi yine arkadaşlar metallerin ısı sıcaklıkla genleşmesiyle alakalıdır. 3 nolu yargımız düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi yine arkadaşlar nedir? Metallerin ısı sıcaklık ile genleşmesiyle alakalıdır. Sıcaklık artı zaman arkadaşlar boyları artar. Sıcaklık azaldığı zaman boyları kısalır. Cevabımız E şıkkıdır. 4 nolu sorumuzun kolay bir soruyla ayrıca bunu değerlendirmek istiyorum. 5 nolu sorumuz güzel bir soru. Elektrik sorusu arkadaşlar. Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devrelerinde K ve L anahtarları kapalıdır diyor. Buna göre tüm anahtarlar kapalıyken bütün ampuller ışık verir. Şimdi arkadaşlar bakın her yargı için ben şekil devrelerini çizdim. Hafiflendirme sistemini uygulayacağım. Tüm anahtarlar dediği K ve L anahtarlarıdır. Artı kutba A, eksi kutba da B diyelim hafiflendirmede. Buraya A diyoruz, buraya A diyoruz arkadaşlar. Buraya A diyoruz, buraya A diyoruz, buraya A diyoruz. Buraya B ise burası B'dir, burası da B'dir. Dikkat ederseniz X ampulü AB arasında kaldı. Y ampulü AB arasında kaldı. Z ampulü iki tane aynı harf arasında kaldığı için arkadaşlar kısa değer olur. Dolayısıyla tüm anahtarlar kapalıyken tüm ampuller ışık verir. Cümlesi yanlıştır. Yani burada kısa devre vardır. Bir nolu yargımız yanlıştır arkadaşlar. Gelelim ikinci yargımıza. Yalnız K anahtarı açıldığında, K anahtarı açtığımız zaman yine harflendirme yapalım. Burasını A, burasını B diyelim. Burası A idi. Burası A arkadaşlar. Yine burası A'dır. Burası A'dır arkadaşlar. Burası A'dır. Burası A'dır. Burası B ise burası B. Burası da B'dir arkadaşlar. Sadece X ampul ışık verir diyor. Doğrudur. Çünkü Y ampul üzerine akım geçmez. Arkadaşlar yine Z ampul üzerinden akım geçmez. Ancak X ampul üzerinden akım geçer. AB iki farklı harf arasına düştü. Dolayısıyla 2 nolu yargımız doğrudur arkadaşlar. Gelelim 3 nolu yargımıza. Yalnız D anahtarı açıldığında L anahtarı açıkken arkadaşlar harflendirme yapalım. Burası A, burası B demiştik. Burası A, burası A, burası A olur.
Yine burası A, burası A, burası A olur arkadaşlar. Burası B idi, burası B olur. Burası B olur. Dikkat ederseniz X ve Y ampulleri A, B ve AB harfleri arasında kaldığı için L anahtarı açıldığı zaman arkadaşlar, buradaki L anahtarı açıldığı zaman X veya Y lambası yanacaktır. Dolayısıyla 3 nolu yargımız doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır. Güzel bir soru idi 2019 TYT sınavında. Gidelim arkadaşlar hemen 6 nolu sorumuza. 6 nolu sorumuz optikle alakalı. Işığı yansıtmayan bir nesnenin üzerine çekildiği gibi O merkezli ve R yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir, gösterildiği gibi arkadaşlar. Bu yarım çember şeklin üzerine bir masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdenin R kadar uzaklıktaki K noktasında, yani buraya noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir, gösterildiği gibi. K bölgesi, P bölgesi perde üzerinde arkadaşlar, noktasal ışık kaynağı K'ya yerleştirilmiş. Buna göre perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen şeklindeki P bölgesinden geçen ışık akısı ile ilgili hatırlayalım arkadaşlar. Işık akısı neydi? Fiydi. 4 pi I ile gösterildi. I neydi arkadaşlar burada? I ışık şiddetiydi. Hatırlayalım. I ışık şiddeti arkadaşlar. Şiddeti. Evet, buna göre bir noktasal ışık kaynağı L noktasına getirirse azalır arkadaşlar. Yani ışık akısı K'dan L'ye getirirse kaynak azalır diyor. Bir nolu yargımız doğrudur arkadaşlar. Gelelim iki nolu yargımıza. Noktasal ışık kaynağı L noktasının getirisi değişmez diyor. İki nolu yargımız yanlıştır. 3 arkadaşlar, bölgenin alanı büyütülürse artar. Evet, P bölgesi büyütülürse birim yüzeye düşen ışık miktarı artacağı için 3 nolu yargımız doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar 6. soruda. Gelelim 7. sorumuza arkadaşlar. Oldukça karmaşık gibi gözüküyor ama basit bir soru. Hemen okuyalım. Onur ağaç kütlelerini kullanarak lokantasını işaret eden ve arka fonu siyah olan, dikkat ederseniz lokanta yazısının arka fonu siyahmış arkadaşlar. Burası önemli. Şekil 1'deki gibi bir tabela yapıyor. Bu tabelanın lokantanın önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilebilmesi için kütlelerle oluşturulduğu, kütükler oluşturduğu harfleri boyamaya karar veriyor. Yani boyayacağımız alan lokanta yazısının üzeri. Onur'un kullanabileceği değişik boya seçenekleri içerisinde bütün boyalar şekil 2'deki cyan, magenta ve sarı renk veya bunların karışımından oluşmaktadır. Otomobil farlarının ise şekil 2'deki kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışınların farklı oranlarda bileşiminden oluşan sarı renkli bir ışık kaynağı yaydığı varsayılmaktadır. Yani mavi, yeşil ve kırmızının farklı miktarlarında meydana gelmiş bir ışık. Verilen bilgilere göre sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa diğer renklerle boyandığı durumlara göre fark edilmesi daha zor olur. Şimdi değerli arkadaşlar, ben kütükleri tabela neyle aydınlatıyorum? Sarı ışıkla. Hatırlayalım, sarı ışık neydi arkadaşlar? Parantez kırmızı artı yeşil sarı ışığı oluşturan renklerdir. Az miktarda ne varmış arkadaşlar? Mavi renk varmış. Şimdi değerli arkadaşlar, eğer ben lokanta yazısını yazan kütükleri mavi renk ile boyarsam arkadaşlar, kırmızı sarı ışık düşürüldüğü zaman mavi renk kırmızı yeşili yansıtmayacağı için arkadaşlar ve mavi çok az yansıtacağı için siyah görünür. Arka fon siyah olduğu için diğer renklere göre daha az görünmesi sağlanır veya göremezler. Eğer sarı renk olursa, sarı ışık sarı renkle boyarsak sarı renk arkadaşlar sarı ışığın yansıtacağı için daha iyi gözlemlenir. Eğer yeşile boyarsam sarı ışıkta yeşil renk olacağı için, yeşil ışık olacağı için arkadaşlar, yeşil renk yeşil ışığı yansıtacağı için yeşil görünecektir. Yani C şıkkı da olmaz. Eğer kırmızı renkle boyarsam, eğer lokanta kütüğünü arkadaşlar sarı ışıktaki bulunan kırmızı renk kırmızı ışık kırmızı renkte yansıtacağı için yine görünür. Cyan arkadaşlar mavi artı yeşil karışımı olduğu için, hatırlayalım cyan neydi arkadaşlar? Şurada yazalım. Cyan mavi artı yeşil karışımı idi. Cyan'a boyarsam arkadaşlar, zaten burada da vermiş arkadaşlar. Cyan içerisinde mavi yeşil renkte bulunmaktadır. Dolayısıyla yeşil yansıtacağı için Cyan'da da yazı görünecektir. Ama A şıkkında çok zayıf görüneceği için cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar 8 nolu sorumuza. Hemen yan tarafa alalım. 8 nolu sorumuzu getirelim. Bir kimya sorusu arkadaşlar. Aşağıda verilen element sembolü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Manyezyum arkadaşlar, hatırlayalım neydi? Mg idi. Civa Hg idi.
Potasyum K doğrudur arkadaşlar. Bakır C idi, çinko Zn idi. Yani cevabımız C şıkkı olur 8. soruda. Gelelim 9. sorumuza arkadaşlar. Şimdi 20 10x 21 10y elementi 22 11z elementleriyle ilgili x ve y, x ve y aynı elementin izotoplarıdır. Şimdi bir nol yargımızı çözüyorum arkadaşlar. X 20'ye 10 arkadaşlar, y 21'e 10 imiş. Proton sayıları aynı olduğu için arkadaşlar bir nol yargımız doğrudur. Aynı elementin izotoplarıdır. Nötron sayılarını bulacak olursak x'in nötron sayısı farkını aldığımız zaman 10, farkını aldığımız zaman 11'dir. İzotop neydi? Protonlar aynı, nötronları farklı olan elementlerdi. Z element atomunun elektron ve nötron sayıları eşittir diyor. Gelelim ikinci yargımıza arkadaşlar. Büyük bir Z elementi çizelim. Kütle numarasını 22 yazalım. Atom numarasını ve proton sayısını 11 yazalım. Kütle no eşittir P artı N'den arkadaşlar. 22 eşittir. Proton yerine 11 yazıyorum arkadaşlar. Artı nötron yazıyorum. Nötron çekersem 11 çıkar. Cevabım 2 nol yargımız Z element atomunun elektron ve nötron sayısı eşittir. Nötr olduğu için arkadaşlar Z elementi elektron sayısı da 11'dir. Çünkü topla gel burayı verir. Burada protonla nötron topla burayı vereceği için dolayısıyla 2 nol yargımız doğrudur. Y ve Z element atomlarının nötron sayısı eşittir. Şimdi arkadaşlar Y'yi burada bulmuştum. Gelelim Z element atomunun nötron sayısı. Nötron sayısı 11. Y nötron sayısı 11 olduğu için 3 nol yargımız doğrudur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır 9. soruda. Gelelim değerli arkadaşlar hemen 10 nolu sorumuza. Azot molekülleri N2 ile ilgili. Azot atomunun atom numarası 7 olarak verilmiş. Azot 7'yi aşacak olursam arkadaşlar birinci yörüngesinde 2, ikinci yörüngesinde 5 elektron vardır. Dolayısıyla ametaldir. Ametaller hatırlayalım kendi aralarında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ yaparlardı. Hangisi doğrudur demiş. Azot atomları arasındaki etkileşim güçlü etkileşim olarak sınıflandırılır arkadaşlar. Bir nol yargımız doğrudur. Çünkü azot atomları arasında 3 tane kovalent bağ oluştu. Peki arkadaşlar nereden anladım 3 tane bağ oluştuğunu? Sonu 5 ile bitiyorsa 8'e tamamlayabilmesi için 3 tane elektron ihtiyaç vardır. Kaç elektron ihtiyaç varsa o kadar kovalent bağ yapar diyebiliriz. 2 tane azot atomunu alıyorum ve 3 tane bağ yaptırıyorum. 2 tane kullanmadıkları elektronları üzerine yazıyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi her azot atomu son yörüngesindeki elektron sayısını 8'e tamamlamıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani yine aynı şekilde diğer azot elementine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla bu arkadaşlar güçlü etkileşimdir. Etkileşim eğer atomlar arasında oluşuyorsa güçlü etkileşim, moleküller arasında oluşuyorsa zayıf etkileşim olduğunu daha önce anlatmıştık değerli arkadaşlar. Gelelim ikinci nol yargımıza. Azot atomları arasındaki etkileşim elektron alışverişi sonucu olmuştur diyor. Yanlış arkadaşlar. Ortaklaşma sonucu oluşmuştur. Çünkü bu apolar arkadaşlar, apolar kovalent bağdır arkadaşlar. Apolar kovalent bağlar nasıl oluşur? Elektron ortaklaşması sonucu oluşur arkadaşlar. Bu yüzden dolayı 2 nol yargımız yanlıştır. 3 nol yargımıza gelelim arkadaşlar. Azot molekülleri arasındaki etkileşim non-non kuvvetleri sonucu oluşmuştur. 2 tane N2 molekülü alalım arkadaşlar. Eğer birbirine yaklaştırırsanız elektron simetrileri bozulur. Elektronlar uzak bölgelere ne yaparlar? Kaçarlar. Yakın bölgelerde ise pozitif kutuplarla kutuplanırlar. Dolayısıyla arkadaşlar artı ile eksi arasında oluşan bir geçici ne vardır arkadaşlar? Geçici London kuvvetleri oluşur. London. Bu London kuvvetleri hatırlayalım neydi arkadaşlar? İndüklenmiş dipol arkadaşlar. Dipol. Yine indüklenmiş dipol etkileşimi idi. Daha önceki derslerimizden. Yani işte oldu yargımız doğrudur arkadaşlar. Onun sorumuzun cevabı D şıkkıdır diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar 11 nolu sorumuza. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X ve Y elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X elementi parlak görünümlü olup oda sıcaklığında ısı elektriği iletir. Dolayısıyla X elementi nedir arkadaşlar? Metaldir diyebiliriz. Y elementi oda sıcaklığında gaz halidir ve hiçbir elemente tepkime girmez. Dolayısıyla Y soy gazdır. Soy gazları hatırlayalım. Nerede bulunur arkadaşlar? 8A'da bulunurlar idi. Dolayısıyla X elementi arkadaşlar
1A grubunda bulunabilir, 2A grubunda bulunabilir, 3A grubunda bulunabilir. Hatta B gruplarında ne yapabilir? B gruplarında bulunabilir. Yani X soldadır arkadaşlar, Y sağdadır. Şöyle bir basit bir aynı periyot çizecek olursak. Çünkü aynı periyotta bulunan dediği için X sola aldım, Y'yi sağa aldım. X elementinin atom numarası Y elementinden büyüktür. Yanlış. Hatırlayalım, periyot tablosu soldan sağa gidildikçe atom numarası artar dedi. A şıkkımız yanlış olur. Y elementinin atom yarıçapı X elementininkinden büyüktür diyor. Atom yarıçapı sorduğu için bir kardan adam çizecek olursak arkadaşlar. Atomlar aynı grupta aşağı doğru büyürken, yani yarıçaplar artarken veya hacimler artarken sağa doğru arkadaşlar atomlar küçülecektir. Dolayısıyla Y elementinin atom yarıçapı X elementininkinden küçüktür. B şıkkımız doğru olur arkadaşlar. X, Y atomu daha küçüktür, X atomu daha büyüktür diyebiliriz. X elementinin birinci yoğunlaşma enerjisi Y elementininkinden büyüktür. Yanlıştır arkadaşlar. İstisnalarımız var, hatırlayalım. 2A kimden büyüktü? 3A grubundan büyüktü. Aynı zamanda 5A grubu 6A grubundan büyüktü. İyonlaşma enerjisi olarak arkadaşlar İE yazalım buraya. İyonlaşma enerjisi şöyle gösterelim. Ancak X metal, Y ametaldir. Bakın 2A ve 3A ikisi de metaldir. 5A ve 6A ikisi de ametaldir. Dolayısıyla istisna dışında kalmıştır. C şıkkımız yanlıştır. Y elementinin elektron alma eğilimi X elementininkine göre fazladır. Yanlıştır. Soy gazları elektron almayı hiç sevmezler. Adı üstünde soy gaz, inert gaz veya asal gaz arkadaşlar. X elementi ametal, Y elementi metal olarak sınıflandırılır. Y elementi arkadaşlar X elementi ametal değil metaldir. E şıkkımız yanlış olur. Gelelim 12 nolu sorumuza arkadaşlar. Hemen buradan 12 nolu sorumuzu ne yapalım? Alalım buraya. Asit düzeltilerinin KLM metallerine etkisinin araştırıldığı bir deneyde aşağıdaki veriler elde edilmiştir arkadaşlar. K metali hem hidroklorik asit hem nitrik asit tepkime vermiyorsa K elementi kim olabilir? Platin arkadaşlar, altın gibi yarı soy metaller, tam soy metaller olabilir. L metali gaz çıkışı HCl'de yokmuş, nitrik asitte varmış arkadaşlar. L metali arkadaşlar CuHg gibi yarı soy metaller olabilir. Örneğin Cu metalini ben arkadaşlar HNO3 nitrik asit içeren bir çözeltiye atarsam Cu metalini, bu Cu metali arkadaşlar buradan NO2 ve asitin değişikliğine göre değişir. NO gazları açığa çıkartacaktır. Yarı soy metaldir. Yazalım arkadaşlar. Yarı soy metaller. K ise soy metallere örnek olarak ne yapılabilir? Verilebilir. Gelelim arkadaşlar M metaline. Özür dilerim. L'de, HCl'de, o zaman bunu arkadaşlar M olarak hemen değiştirelim. Özür dilerim. Şimdi M'yi de ne yapalım arkadaşlar? L yapalım. L metali hem HCl hem HNO3 ile gaz çıkışı gösteriyorsa arkadaşlar L metali nedir? Aktif metaldir arkadaşlar. Aktif metaller kimler olabilir? Sodyum olabilir, potasyum olabilir, lityum olabilir, manyezyum olabilir, kalsiyum olabilir, demir olabilir, çinko elementi olabilir, çinko yaz nikel elementi olabilir arkadaşlar, stransiyum olabilir, baryum olabilir vesaire. Yani onlarca yazabiliriz. Dolayısıyla burada en aktif L'dir. En az aktif olan en aktiften en az aktif olana doğru sıralaması. Arkadaşlar en aktifimiz L'dir. Yarı aktif olan M'dir arkadaşlar. Hiç aktif olmayan K'dır. Yani cevabımız D şıkkıdır. 12 nolu sorumuzda. Bakın K'yı burada yaptık. M'yi burada yaptık. L'yi de burada yaptık arkadaşlar. M HCl'de tepkime göstermiyormuş. HNO3'te gaz çıkışı gösteriyormuş. M elementimiz, metalimiz bakır ve cıva gibi yarı soy metaller ne yapabilir? Olabilirler. Gelelim arkadaşlar 13 nolu sorumuza. Çözelti sorusu. 25 derecede aşağıdaki gibi 3 farklı doymamış potasyum nitrat çözeltisi hazırlanıyor. Birinci çözeltinin su ve potasyum nitrat miktarı verilmiş, ikincinin verilmiş, üçüncünün verilmiş. Bu çözeltilerin potasyum nitrat açısından en derecikten en seyrekli olana doğru. Şimdi arkadaşlar şöyle bir oran yapabiliriz. M çözünen bölü arkadaşlar çözücü oranına bakabiliriz. Çözücü. Aslında formülü yok ama bu formülden kullanabiliriz. Birinci çözeltimiz 25 gram arkadaşlar, 25 gram potasyum nitrat çözülmüş.
Çözücümüz 100 gram arkadaşlar. 100 gram su olarak verilmiş. İkinci çözeltimiz arkadaşlar 25 gram yine KNO3 olarak verilmiş. Çözücü miktarımız suyumuz 75 gram arkadaşlar. Yazalım. Üçüncü çözeltimiz arkadaşlar 20 gram KNO3 arkadaşlar. 180 gram su kullanılmış. Dolayısıyla birim açımda çözünen potasyum nitrat miktarı şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar en fazla 2'dedir arkadaşlar. En derişi 2'dir. En seyrelti gördüğünüz gibi en fazla birim hacimde en az çözünen 3. çözeltimizdir. Çünkü su miktarı çok fazladır çözünene göre. Dolayısıyla arkadaşlar 2 büyüktür, 1 büyüktür, 3 olur. Bu sıralamamız derişiklik sıralamasıdır. Soru ne peki? En derişikten en seyreltik alana doğru. Dolayısıyla en derişik 2'dir. Orta derişik 1'dir. En seyreltik kaçtır? 3'tür. Yani arkadaşlar 13 numaralı sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar 14 numaralı sorumuza. Hemen kağıdımızı ne yapalım? Değiştirelim. Aldık burada 14 numaralı sorumuzu. Tencere, tava gibi mutfak malzemelerinin iç yüzeyleri çok yüksek erime notası sahip ve kimyasal etkilere karşı dirençli olan polimerle kaplanır. Aşağıdaki hangisi bu amaçla kullanılan polimerden biridir? Politetrafluoroeten arkadaşlar. Yani şöyle bir yapısı vardır. Flor, ikili bağ, flor, flor arkadaşlar. Şöyle gösterebiliriz. Bundan binlercesi eğer birleştirilirse arkadaşlar tetrafluoroeten polimerleri ne yapılır? Elde edilir. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Çünkü teflon tavalarda biz ne kullanıyoruz? Politetrafluoroeten kullanıyoruz arkadaşlar. PVC'yi gösterelim arkadaşlar. PVC polivinil klorürdür. Şöyle gösterelim PVC'yi. CH2, CH, Cl monomerleri birleştirilirse arkadaşlar PVC elde edilir. CH2, C buraya klor koyalım. Buraya H koyalım arkadaşlar. Bu şekilde ne yaparlar? Devam ederler. PVC'de polivinil klorür çünkü. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Polietilen özellikle plastik sanayide polistiren saksı yapımında polietilen teraftalat yine başka sanayilerde kullanılmaktadır. 14 numaralı sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Tencere tavada biz polietetrafluoroeten kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Gelelim 15 numaralı sorumuza. Biyoloji sorusu güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi DNA ve RNA'nın ortak özetlerindendir? Her birinin yapısında tüm pirimidin bazı çeşitleri yer alır arkadaşlar. Pirin gazları çift halkalı olan adenin ve guanindir. Pirin bazları sitozin, urasil ve timin olan tek halkalı bazlardır. Gördüğünüz gibi tüm bazları ne yaptım sayfamızda yazdım arkadaşlar. Dikkat edin, hatırlatalım. Adenin ve guanin çift halkalı, sitozin, urasil ve timin pirimidin bazlarıdır ve tek halkalıdır. Bu yüzden her birinin yapısının tüm pirimidin bazı çeşitleri yer alır. Hatırlayalım. Arkadaşlar DNA'nın yapısında urasil olmadığı için A şıkkımız yanlış olur. Bakın burada bir basit bir DNA halkası çizdim gördüğünüz gibi. Çift sarmal yapıda arkadaşlar. Her iki molekülün nükleotit polimeridir. Doğrudur arkadaşlar. Nükleotitlerden meydana gelmiştir. Nükleotit neydi arkadaşlar? Azot organik baz, deoksiribaz, fosfat nükleositi meydana getirir. Nükleozitler nükleotidi. Nükleotitte neyi meydana getirir? Genleri. Genler DNA'yı. DNA'da da kromozomları meydana getirirler. Her zaman zarlı organel içerisinde bulunurlar yanlış. Arkadaşlar DNA ve RNA'lar sapazmada bulunabilir. Bu yüzden C şıkkımız yanlış olur. D şıkkı zincirlerindeki pürin ve pirimidin bazıların sayıları her zaman eşittir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hücre döngüsünde replikasyon geçirirler. DNA replikasyon geçirirken RNA geçirmez. E şıkkımız ortak değildir. Yani 15 numaralı sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Guanin ve sitozin, adenin ve timin arasında oluşan zayıf bağlara biz hidrojen bağları diyoruz arkadaşlar. Buraya yazalım. Hidrojen bağları zayıftır. Isı ile parçalanabilirler. G ile guanin ve sitozin arasında üçlü hidrojen bağları, adenin ve timin arasında ikili hidrojen bağları ne yapılabilir? Bulunabilir değerli arkadaşlar. Gelelim 16 nolu sorumuza. Cevabımızı vermişiz. Gelelim 16 nolu sorumuza. Hemen alıyorum arkadaşlar. 16 nolu sorumuzu beraber çözelim.
Bir öğrenci izlediği bilimsel bir belgeselde ayrıntılı mikroskopik görüntüsünün anlatıldığı bir hücreli organizmanın prokaryot değil ökaryot olduğu sonucuna varıyor. Dikkat edelim ökaryotlar arkadaşlar. Öğrencilerin bu organizmada aşağıdakilerden hangisini gözlemesi bu doğru kanıya varması sağlamış olabilir. Oldukça güzel bir soruydu. Hücre arkadaşlar 16. sorumuz devam edelim. Hücre duvara sahip olması. Bakteriler hücre duvara sahip oldu. Bazı bakteriler hücre duvara sahip olabildiği için A şıkkımız yanlıştır. Hatırlayalım bitkiler de hücre duvarlarına sahiptirler. B şıkkı hücre içinde kuaförlerin olması. Evet bu ökaryot hücrelere ait bir özelliktir arkadaşlar. B şıkkıdır. Diğer şıkları okuyalım. Hücrenin hareketini sağlayan bir kamçı bulunması. Bazı bakterilerde kamçı bulunur arkadaşlar. C şıkkımız gitti için bakteriler hatırlayalım. Bakteriler neydi arkadaşlar? Bakteriler prokaryot özellikle bir hücre yapısına sahiptir. Ve bakterilerde arkadaşlar kamçı bulunur. D şıkkı hücrenin ortasından basit ikiye bölünebilme. Hem prokaryot hem de ökaryotların ortak özelliklerinden olabilir arkadaşlar. Haymasta hücreler biliyorsunuz ortadan bölünüyor. Aynı zamanda birçok bakteri de ortadan bölünerek çoğalabiliyor. E şıkkı hücrede ribozomların bulunması arkadaşlar tüm canlı hücrelerin ortak özelliklerinden birisidir. Tüm canlı hücrelerde ribozomlar bulunur. 16'ın sorunun cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim hemen 17 nolu sorumuza. 17 nolu sorumuz mantarlarla alakalı özel bir soru arkadaşlar. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır diyor. A. Moleküler verilere göre mantarlar bitkilerin daha çok hayvanlara benzerlik göstermektedir arkadaşlar. Hemen 17 nolu sorumuzda mantarlar bitkilerin daha çok hayvanlara benzerlik göstermektedir. Doğrudur. Birçok özelliği yönünde hayvanlara benzerler. Çünkü heterotrofdurlar tamamı değerli arkadaşlar. Glikojen depolayabiliyorlar. Bu yönden hayvanlara benzerlik göstermektedirler. Mantarlar arkadaşlar hücre duvarlı bazıları hücre duvarı içerikleri için bu yönüyle bitkilere ne yapabiliyorlar? Benzeyebiliyorlar. Hücre duvarlar yönüyle bitkilere, glikojen depolama yönüyle hayvanlara, arkadaşlar heterotrof olma yönüyle yine hayvanın hücrelerine benzemektedir. B şıkkı bazı mantar hücre türleri birçok bitkinin topraktan mineral alımına işlev görür. Arkadaşlar doğrudur. A şıkkımız doğru, B şıkkımız doğru. Eleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü miselleri ve hifleri yardımıyla topraktan bazı mineralleri ne yapabiliyorlar? Alabiliyorlar. Ayrıca mantarların özelliklerini okuyalım hatırlamak için. Tek ve çok hücre olabilirler arkadaşlar. Cıvık mantarlar biliyorsunuz genelde tek hücreleriydi. Tamamen heterotrofdurlar. Yani besinleri hazır alırlar. Hücre duvarları vardır. Saprofit veya parazit türleri vardır. Ya bu ne demek? Ayrıştırma görevleri vardır. Doğada gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunmaz. Miselleri bulunur, hifleri bulunur. Yağ ve glikojen depolarlar. Hayvanlara bir yönleriyle benzerler. Hif adı verilen ipleksi uzantıları bulunurlar. C şıkkına devam edelim. Bazı mantar türleri ilaç üretiminde kullanılırlar. Doğrudur arkadaşlar. Bazı mantar türleri doğadaki madde döngülerinde ayrıştırıcı olarak işlev görür. Saprofittirler dikkat ederseniz. Mantarlar yoğurt üretiminde fermantasyon gerçekleştirir. E şıkkımız yanlıştır arkadaşlar. Yoğurt üretimi arkadaşlar. Yoğurt üretimi yazalım. Üretimini gerçekleştiren bakterilerdir arkadaşlar. Bakteriler yoğurt üretimini gerçekleştirir. Yalnız bira mayaları arkadaşlar biranın mayalanmasında rol oynarlar ama yoğurt üretiminde rol oynamazlar. Burada çeldirici olarak karşınıza çıkabilir idi. Gelelim 18 güzel bir soru. Aşağıdaki şekilde arkadaşlar bal arılarının üreme süreci gösterilmiştir. Buna göre şekildeki K olayı, N olayı, L hücresi ve M hücresi ile gösterilen yerler hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz K olayı kraliçe arı 2N kromozomlu en yumurtalı hücreler oluşturmuş. Dolayısıyla arkadaşlar K olayı mayoz olayıdır. Mayoz bölüme geçirilmiştir. Buraya yazabiliriz. Mayoz bölünme arkadaşlar. Gelelim N olayına. Dikkat ederseniz yumurta hücresi en kromozomun yumurta hücresinden en kromozomun erkek arı meydana gelmiş. Döllenme olmadan eğer bir yeni bir birey meydana geliyorsa arkadaşlar bu olaya biz ne diyoruz? Partogenez olayı diyoruz. Yazalım o zaman partenogenezdir. Ne olayı arkadaşlar? Dolayısıyla A şıkkımız gitti. E şıkkımız gitti arkadaşlar. B şıkkımız gitti. Kaldı geriye arkadaşlar. İki şıkkımız C ve D şıkları. L hücresi arkadaşlar mitoz bölünmeli erkek arı en kromozom olduğu için arkadaşlar mayoz geçiremez. Bu yüzden direkt sperm hücresi oluşturmak zorunda. Ve M hücresi en
kromozomun yumurta ile en kromozomlu arkadaşlar sperm hücreleri birleşince M hücresi meydana gelmiş. M hücresi zigottur. Yazalım isterseniz zigot diye arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı olur 18 nolu soruda. Gelelim arkadaşlar 19 nolu sorumuza. Bir kalıtım sorusu arkadaşlar. Renk örneği X kromozomu üzerindeki çekinik bir ale tarafından katılan bir hastalıktır. Sağlıklı erkek hasta erkek, sağlıklı dişi hasta dişi. Yukarıdaki soy ağacında soru işaretiyle gösterilen birey renk körü olma olasılığı kaçtır arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz ben bunu tek tek göstermek istiyorum. Hasta birey olduğu için X, R, Y diyoruz. Çünkü R geni baskındır arkadaşlar. Küçük R geni çekinik özelliklidir. Yazalım. Dolayısıyla renk örneği X kromozom üzerinde çekinik bir alelle tarafından katılan bir hastalıkmış. Dikkat ederseniz şu iki bireyden meydana gelen çocukların ikisi de hasta. Dolayısıyla X-R dişi olduğu için hem anneden hem babadan çekinik geni almak zorunda. Demek ki anne arkadaşlar bir tane ne içeriyor arkadaşlar? Çekinik gen içeriyor. Dolayısıyla bu birey hasta olacaktır. X-R-Y olmak zorunda. Gelelim sağ tarafa. Dikkat ederseniz bu birey hasta. Bir tane X kromozomuna çekinik gen taşımak zorunda. Y'de bulunmadığı için Y üzerine R yazmıyorum. Dolayısıyla bu birey X çekinik geni arkadaşlar kimden almak babadan Y geni aldığı için arkadaşlar babadan Y geni aldığı için annesini almak zorunda. Annesi hasta olmadığı için annesi bir tane baskın bir tane çekinik gen içermektedir. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bakın şuradaki dişi birey hasta olmadığı için şuraya yazalım isterseniz X veya Y şeklinde. Bu dişi birey bir tane babadan geni alacak bir tane anneden alacak. Dolayısıyla babadan X-R genini almak zorunda. Anneden ya X-R alacak arkadaşlar ya da X-R alacak. Dolayısıyla buradan 1 bölü 2 olasılık meydana geldi. Gelelim bu bireye arkadaşlar. Şimdi baba X-R, Y. Anne ne olabilir? X-R, X-R olabilir. Dolayısıyla buradan hasta bir özür dilerim. Bu çaprazlamadan arkadaşlar oluşacak bireylere bakalım. X-R, X-R hasta. Zaten çekinik gen olmayacağı için direkt biz erkeğe bakabiliriz. Y genini buradan alacak arkadaşlar. X-R'yi buradan alacağı için buraya X-R yazalım. Hasta değil. Yine Y genini buradan alacak. Özür dilerim. Doğru. X-R genini buradan alacak. Dolayısıyla buradan hasta olma olasılığı yok. Gelelim arkadaşlar ikinci alternatife. Yine X-R, Y yazıyorum. Kimle çaprazlayacağım? İkinci olasılıkla X-R, X-R çaprazlayacağım. Y genini buradan aldım arkadaşlar. Y genini X-R'yi buradan aldım. Dolayısıyla hasta olmuyor. Buradan aldım yine Y genini. X-R'yi buradan aldım arkadaşlar. Dolayısıyla burada 1 bölü 2 oranında hasta olma olasılığı çıkıyor. Dikkat ederseniz burada da 1 bölü 2 X-R, X-R oluşturma olasılığı olduğu için 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4'tür cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar 20 nolu soruya. Canlıların yedikleri besinlerle aldıkları bazı zehirli maddeler vücutta parçalanamaz ve değişik dokularda birikir. Atrofik basamaklara biriken bu maddeler besin zinciri yoluyla üst basamaklara aktarılır ve üst trofik basamaklarda daha yoğun hale gelir. Bu olaya biyolojik birikim denir arkadaşlar. Buna göre bir göl ekosisteminde karışan zehirli maddelerin aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılarda hangisinin dokusunda biyolojik birikim en fazla olur? Yani en üste çıkmamı istiyor arkadaşlar. Fitoplankton, bitkisel plankton, hayvansal plankton. Önce bitkisel plankton arkadaşlar besinin bir kısmını veya zehrin bir kısmını hayvansal planktona aktarır. Hayvansal plankton arkadaşlar bunu kendisi yani balığa aktarır. Yine arkadaşı o etçil balık, otçul balığı yiyerek zehrin bir kısmını kendisine alır. En son balık kartalı arkadaşlar balık bu üst basamak düzeyindeki balığı yiyerek en son kendisine aktarmış olur. Yani birikim daha fazla olur. Şimdi arkadaşlar balık kartalında diyebiliriz. 20 nolu sorunun cevabı E şıkkıdır arkadaşlar.